Şöyle tasavvur et ki, kainat bir denizdir. Biz insanlar ise meşhur bir semte doğru yol almış giden hayat gemisinin yolcularıyız. Dalgaların çırpıntısı ile sallanan geminin içinde biz de sallanmaktayız. Bununla beraber kimimiz kazan ağzında ocaklara kömür atıyor, kimimiz güvertede elleri arkasında gezinip bakınıyor. Kimimiz de kaptan köprüsünde önünde pusula dümen tutuyor. Ne demek istediğimi tabii anlıyorsunuz. Hepimiz etrafımızdaki her şeyle beraber gemimizin salıntısına uyarak eğilip ırgalanıyoruz. Fakat aynı zamanda ayrıca kendimize mahsus hareketler de yapıyoruz ve hissediyoruz ki eğilip ırgalanma şeklindeki birinci nevi hareketler bizim değildir. Bunlar tabiat faktörlerinin eserleridir. İkinciler ise bizimdir. Bunların yapıcısı ve sahibi bizleriz diyor Ordinarius Profesör Sayın Alifuat Başgil. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir kitap akşamında daha beraberiz. Bu akşam çok güzel bir konuğumuz var. Bu akşamki konumuz Alifuat Başgil. Kendisi çok sevdiğim bir insandır. Daha doğrusu görmeden, tanımadan sevdiğim bir insandır. Kendisiyle kitapları vasıtasıyla, kendisiyle tanıştım. kitapları vasıtasıyla tanıştım. Sizi de tanıştırmak istedim. Belki de muhtemelen daha önce denk gelmişsinizdir. Belki üzerinde çok ağırlıkça durmamışsınızdır. Onun için ben yine bir gündeme getireyim, yine bir tanıştırayım istedim. Evet bu akşamki konumuz, tekrar gösterelim. Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Başbaşa isimli kitabı. Evet Ali Fuat Başgil'in birçok eseri var. Özellikle dil üzerine olan eserini ben çok beğenmiştim ama onun da okuması ciddi tarzda. Ağır çünkü kelime itibariyle ve lehçe itibariyle oldukça değişik. Şöyle söyleyebilirim bu kitapta 55 sayfa yalnız sadece 55 sayfa değil bunu okurken bir 300 sayfalık kitap okumuş kadar olacaksınız. Buna eminim çünkü içerisinde denk gelmediğiniz kelimeler ağır Türkçe diyebileceğimiz ağır kelimeler mevcut. Ben şöyle bir şey yapmıştım. Hemen şöyle arka tarafa şöyle görebiliyorsunuzdur umarım. Arka tarafta kelimelerini çıkartmıştım. Ee, yaklaşık 2012 yıllarıydı yanlış hatırlamıyorsam bunu e, yapmıştım. 2013'te bir e, eğitimimde e, bir 40 taneye yakın alıp dağıtmıştım var. E, geri dönüşleri aldığım zaman bir iki arkadaş dilinin çok ağır olduğundan şikayet etmişti. Evet belki de dili biraz ağır olabilir ama benim gibi yaparsanız arka tarafta kelimelerini çıkartırsanız sizi son derece memnun edeceğini düşünüyorum. Çünkü ne kadar kelime bilirseniz düşünme gücünüzde, kendinizi ifade etme gücünüzde o denli artar. Ben o yıllardan mesela şuradan birkaç kelime okuyayım size. Setreden, iktisap, inkişaf, fatalist musallah, feizli, tesip etmek, muayene, münis, temayül, kemiyet kelimelerini ben arka tarafa not etmişim. Zaman zaman her yıl bu kitaba bir göz atarım. Çünkü benim ruhumun zenginleşmesinde, bilgi dağarcığımın artmasında çok etkisi olmuştur. Ben sizin de bu şekilde olacağını düşünüyorum. Ama şunu tavsiye edebilirim. Ali Fuat eserlerinden ziyade hayatını okusanız veya hayatını izleseniz YouTube'da videoları var. Hatta belgeseli de çekildi. Belgeselini izleseniz ben birazdan bir kısmını paylaşacağım sizinle. İzleseniz sizin açınızdan çok çok daha verimli olacağını düşünüyorum. Ben de şöyle bir eser var. Ali Fuat e armağan. Bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı basmış. Bu bunu bulamayabilirsiniz. Arka tarafta da şöyle arkasını da göstereyim. Nurettin Topçu'nun arka kapak yazısı var. Nurettin Topçu'yu da muhtemelen okumanız gerekir. Çok hayatını okuduğum zaman yani çok etkilenmiştim. Beni o zamanlar çok etkilemişti açıkçası. Şöyle bir kısmını paylaşayım isterseniz. İsterseniz bir bakalım ne şekilde bir şey yaşamış Ali Fuat Başka. Israrlar karşısında teklifi kabul etmesinin akabinde henüz görevi sivillere devretmemiş olan askeri idarenin hükümet sorumluluğu verdiği iki komutan, Sıtkı Ulay ve Fahri Özdilek tarafından başbakanlığa davet edildiği bilgisini aldı. Çağrıyı tanışma arzusu olarak değerlendirmişti Başkil. Ama beklediği gibi olmadı. İki komutan Cemal Gürsel'in cumhurbaşkanlığı seçimine tek aday olarak katılmasını istediklerini, onun aday olması halinde hayatını garanti edemeyeceklerini söylediler. Bununla da kalmayıp söyledikleri gibi hareket etmediği takdirde seçimlerin iptal edileceğini, partilerin kapatılacağını, askeri idarenin devam edeceğini de eklediler. Açıkça tehditti bu kendi hayatıyla sınırlı kalsa yılmayacağı tehdidin, meclisi kapsayacağının söylenmesi karşısında tereddütsüz, tamam, çekiliyorum cevabını verdi. Sadece Cumhurbaşkanlığı adaylığından değil, senatörlükten de istifa edecekti. Fikir ve kanaat ıslak bir keçeye benzer, tepildikçe sıklaşır. Ali Fuat Başkilin, çok beğendiğim, çok güzel bir sözü. Kitap arkasında da şöyle 51. sayfadan 51. sayfadan 61. sayfaya kadar şöyle çok güzel cümleler var. Daha doğrusu fikir hüzmeleri bu var. Kitap bana çok şey kattı. Ne kattı diye soracak olursanız o zamandan bu zamana yani kitabı okuduğum dönemden bu döneme en az 7-8 yıl geçmiştir. Ne kattı diye soracak olursanız zeka çok önemli evet. Yalnız sadece zeka değil, sadece akıl da değil, iradenin ne derece önemli olduğunu ben bu kitap sayesinde öğrendim. Eğer bir şey başarmak istiyorsanız sadece zeki olmanız yetmez, sadece akıllı olmanız da yetmez. Belirli bir iradeye sahip olmanız gerekir ve bu iradeyi de ben bu kitap içerisinde buldum. Ben de bu bağlamda size bu kitabı tavsiye ediyorum. ediyorum. hakkında çok şey söylenir. Lakin çok fazla uzatmayacağım. Bu kitap yaklaşık 3-4 lira civarında bir kitap. Yalnız içerisinde bedelini ödeyemeyeceğiniz çok kıymetli bilgiler var. Onu söyleyebilirim. Bendeki kubbe altı yayınlarının yalnız çeşitli yayınlara denk geldim. Günümüz Türkçe'siyle olan versiyonları da var. Yani daha sadeleştirilmiş, basitleştirilmiş. Yalnız ben kubbe altını tavsiye ediyorum. Evet ağır kelimelere düzeltmemişler olduğu gibi basıp vermişler. Bence çok güzel bir şey yapmışlar. Ve ben kendimi arka tarafa not ettim. Sizler de kelimelerin üzerine not edebilirsiniz. Bu şekilde kelime dağarcığınız genişleyecek. Ve size bu kitap sadece fikir bağlamında bir etki etmiş olmayacak. Aynı zamanda kelime bağlamında da çok ciddi şekilde bilgi kapasitenizi artıracak diye düşünüyorum. Şöyle yağmur yayınlarından çıkmış olanı da var. Dediğim gibi çeşitli yayınlardan çıkmış olanları var. Bunun arkasında fiyatı da var. 4 lira. Belki de daha uygunu da alabilirsiniz. Ama söylediğim gibi içerisindeki bilgiler paha biçilemez. Çok fazla uzatmak da istemiyorum. Başka bir kitap videosunda daha görüşmek ümidiyle. Kalın sağlıcakla.